Değerli arkadaşlar, ikinci oturumumuzu açıyoruz. Sayın Genel Genelisi Başkan Yardımcımız Yıldırım Bozbuyuk, Sayın Gelir İdaresi Grup Başkanımız Abdullah Karaboyacı ve Sayın Gelir İdaresi Grup Başkanımız Mustafa Akın sunumlarıyla ilk önce defter beyan sistemi, akabinde izaha davet onlarıyla bulunacak. Buyurun Sayın Başkanım, sözü size bırakıyorum. Herkese yeniden merhaba. Afiyet olsun diyorum herkese. Programımızın bu kısmında biz ayrılan süre içerisinde Sayın Sunucu'yla bahsettiğim gibi başta defter beyan sistemi olmak üzere bir de bir kere faklarını çok güçlendik düşündüğümüz bize davet edilmesi sizlere bilgilendirme yapacağız. Bu iki yeni üniversite hakkında çok önemli özellikler olarak da bunun geçmesi ve kereklerimiz tarafından yanlışlıkla sağlamından çok önem verdik iki tane uygulama. Zaten bu iki arkadaş, Türkiye'yi muhtemelen şey olarak gezecekler. Bu iki mesleğe devam edebilmek için meslek mensuplarıyla oluşturduk sert platformda bundan ayrıca anlatmaya çalışacağız. Özellikle defter beyan kısmıyla ilgili olarak da kafada çok ciddi soru işaretleri olduğunu biliyoruz. İlkini Bursa'da yapmıştık. Bir açılışla anlatmıştık orada arkadaşlara. Oradaki izlenimiz bizim herkes bir şeyden ayrılırken kafasındaki problemleri yaradan, yani bize 95 tane yapmış gibi geldi bize. Umarım buradaki hazırlığa da benzer başarı yakalarız diye düşünüyorum. Geri derse başkanı olarak ben... Mikrofon çalışmıyor mu? Tamam. Geri derse başkanı olarak ben de defter ve fatura uygulamaları zaten hani başarılı uygulanan iki tane şey, sistem. Ama onlar belli ölçü üzerinde ülkenin grupları çıkıyor bir şeyler değil. Vergilendirmede farkındalığı daha az olduğunu düşünüyorum. İşletme hesabında defter tutanlara da basit usulde defter tutmamak gerekiyor. Orada bir belge üzerinde program yapalım ve serbest meslek yapamayacak. Bir portal geliştirme ihtiyacı hazırlıyor. Acaba orada da bir şey yapabilir miyiz? Elektronik dönüşüm aracılık edebilir miyiz? Öncülük edebilir miyiz? Tıpkı hedefler mantıklı hareket ederek de orada da bir adım atabilir miyiz diye düşünürken ortaya çıkmış bir proje. Temelinde bir kere arkadaşlar defterden bahsedecekler ama bu hedeflerde defter tutma yükümlülüğünü, daha doğrusu defter saklama yükümlülüğünü ortadan kaldıran bir elektronik uygulama olur. O anlamda Ocak ayı içerisinde inşallah tamamı ya da şey olmasa bile bakacağız sistem yüklerine göre belki peyder bir kademeli geçiş olacak sonunda. Sonun ikinci kısmında ise Mustafa Akbey Sivrık Başkanı Güzel Davet Müessesi'nden bahsedeceğim. Bunu zaten tebliğe çıkmıştık, kanun düzenlemesi de yapılmıştı. Şimdi ülkemizdeki vergi bilinci konusunda malum yapmasını ortak ettik. Çok böyle bir şey yok. Üst düzey bir farkındalık yok. Kendilerimiz çok basit karşılaştırmalarda bile hata yapabiliyorlar. Çok ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalabiliyorlar zaman. Belki kanun cezaları aslında ağır. Bu anlamda idare tarafından özellikle istenizli merkezi tarafından tespit edecek bir takım hususlar. Önce de mükellefi bildirilmesi, komisyonlar marifetle değerlendirilmesi ve idareyle bir şekilde mükellef arasında bir istişare ile bu belgesel problemlerin çözülmesi amaçlı bir uygulama var. Güzel devlet uygulaması. İnşallah Mustafa Bey de şimdi detaydan istenmeyecekten. Biz kendimize ait planlamayı izin verirseniz şu şekilde kendimize ait bir şu şekilde planlamayı izin verirseniz. Öncelikle sunumları tamamlayalım istiyoruz. Önce Abdullah Bey, sonra Mustafa Bey sunumları tamamlayacak. Daha sonra da ortak bir soru cevabı sensiz hazırlamayı düşünüyorum. Çünkü zaman zaman konuların bir içine geçebiliyor. Tabii bir şey, ana hatlarındaki konuyu konuşmak da gerekiyor. Bunun dışında eğer herhangi bir soru olacaksa bizim de yapabiliriz. Vakit kalırsa seve seve de bunlara cevap vermeye çalışalım inşallah. Şimdi ben sözü sunum yapmamızı Allah'tan beri yapıyorum. Kıymetli ağzım, hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Üstadım da belirttiği üzere şu an üzerinde geliştirme çalışmalarına devam ettiğimiz defter beyan sisteminin içeriği, kapsamı ve mantığı ile ilgili olarak bir sunum yapmayı planlıyorum. Defter beyan sisteminin kapsamına basit usule tabi olan mükellefler, işletme hesabına göre defter tutan mükellefler ile serbest meslek erbabları giriyor. Projenin fonksiyonları nelerdir diye baktığımızda mükelleflerimizin belgesel ve ticari kayıtların elektronik ortamda tutulması, bu kayıtlardan hareketle defterlerinin elektronik ortamda oluşturulması, muhafaza edilmesi ve yine bu kayıtlardan hareketle beyan adetlerinin kullanıcı dostluğu arayüzler vasıtasıyla basit ve kolay bir şekilde hazırlanması.
Defter beyan sisteminden ne bekliyoruz? Ana hatlarıyla defter beyan sistemiyle biz vergiye uyum maliyetlerinin azaltılmasını amaçlıyoruz. Ülkelerimizin vergisel yükümlülüklerini yerine getirirken katlanmaları gereken maliyetlerin aşağıya düşürülmesini amaçlıyoruz. Bu yükümlülükleri yerine getirirken mükelleflerimiz basit, kullanışlı, arayüzler kullansınlar, hızlı hareket edebilsinler istiyoruz. Defterleri elektronik ortamda muhafaza edelim istiyoruz. Böylece bir anlamda defter saklama yükümlülüğünü mükelleflerimizle paylaşmış oluruz. Yani bu mükellefler bizim oluşturduğumuz web tabanlı bir program portal içerisinde oluşturulacak ve buradan muhafaza edilecek. Bu defterlerin çeşitli sebeplerle vergi müfettişlerine, vergi dairelerine ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ibraz edilmesi söz konusu olur ise bunun elektronik ortamda ibrazına yönelik olarak çeşitli olasılıklar üzerinde çalışıyoruz. Kayıtların ve beyannamelerin bir anlamda ön denetimden geçirilerek oluşturulmasını ve böylece hataların daha oluşmadan ilk aşamada önlenmesini hedefliyoruz. Ve nihai olarak da mükelleflerimizin vergiye gönüllü uyum seviyelerinin yükselmesini bekliyoruz. Programın içeriğinde gelir, gider, defter, beyanname, bodro, sarp, kıyme, stok ve bizim gelir idaresi başkanlığının veri tabanında yer alan bilgiler var. Bu bilgiler neler? İşte kira gelirleri, sigorta bilgileri, taşınmaz alı satışları, kesintiler, finansal hareketleri de mükelleflerimizle paylaşmayı planlıyoruz. Uygulama mobil uyumlu bir web portalı olacak ve bu uygulamanın hızlı ve basit bir şekilde kullanılabilmesi için gerek Android, gerekse iOS tabanlı mobil uygulamalar da hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Programın kullanıcıları kimler? Mükellefler, mükelleflerin çalışanları, mali müşavirler, mali müşavirlerin çalışanları ve bir anlamda odalar. Biliyorsunuz hali hazırda basit süre tabi olan mükelleflerin kayıtları, İdrex kanununun ilgili maddesi gereğince odalar tarafından saklanabiliyor. Peki bu kullanımda neye dikkat edeceğiz, nasıl hareket ediyoruz? Birincisi mükelleflerimizin hali hazırda uygulamak durumunda olduğu, sizlerin de bizlerin de bildiği mevcut mevzuat düzenlemeleri dikkate alarak bu sistemi geliştiriyoruz. Sistemin güvenilirliğini artırabilmek ve güvenliğini artırabilmek adına SMS ile doğrulama yöntemini değerlendiriyoruz. Sistemin giriş aşamasında ve mevcut gerek mali müşavirlerin aslında esas itibariyle mali müşavirlerimizin mevcut muhasebe yazılımlarından edindikleri tecrübeler ve burayı kullanırken ki mevcut alışkanlıklarını dikkate alarak programı geliştirmeye çalışıyoruz. Yani bugün yapılabilen bir şey bizim sistemimizde de yapılabilsin. Ana hedeflerimizden birisi. Beyannamesini mali müşavirlere imzalatmakla yükümlü olmayan mükelleflerimizin kendileri, beyannameyi imzalatmak zorunda olan mükelleflerimiz ise mali müşavirler aracılığıyla kayıt yapma ve beyanname gönderebilme yetkisine sahip olabilir diye değerlendiriyoruz. Aynı zamanda mali müşavirlerimizin yanlarında çalışan kişileri ağ kullanıcı olarak tanımlayabilsinler istiyoruz ve böylece bazı işlemler çalışanlar aracılığıyla bizim sistemimiz içerisinden de gerçekleştirilebilecek. Her ne kadar beyannamesini mali müşavirlere imzalatmakla yükümlü olan mükellefler sistemi kayıt yapmak, beyanname göndermek anlamında kullanamayacak olsa da onlara da bir edilgen kullanıcı yetkisi vermeyi planlıyoruz. Bu manada sizler tarafından yapılan kayıtları görüntüleyebiliyor olacaklar. Defterlerini, beyannamelerini sistemin içerisinde görebiliyor olacaklar. Yükümlülüklerin takip edilebilmesi için bir vergi takvimi uygulaması planlıyoruz. Sistemin içerisinde yaklaşan yükümlülükler ve yapılması gerekenlerin ne olduğuna yönelik olarak bir bilgilendirme yapmak istiyoruz. Aynı zamanda gerek SMS'lerle gerek mobil uygulamalardaki mobil bildirimlerle işte KDV beyannamesi süresinin yaklaştığı, beyanname süresinin dolmasına bir gün kaldığı gibi uyarıları sizlerle paylaşmak istiyoruz. Sistemin kullanımına yönelik olarak bilgilendirme kılavuzları, rehberlerle videolar hazırlamayı düşünüyoruz. Mevcutta kullanılan muhasebe programlarındaki kayıtların
bizim programımıza kaydedilebilmesi, taşınabilmesi, bizim programımızdaki kayıtların da dışarıya çeşitli dosya formatlarıyla çıkarılabilmesini hedefliyoruz. Mevcut vergi usul kanununda gördüğü düzenlemelerden farklı bazı düzenlemeler yapabilir miyiz? Özellikle kayıt zamanına yönelik olarak farklı düzenlemeler yapabilir miyiz tartışıyoruz bu sistemle birlikte. Hayatımıza kayıt yapma, kaydetme yükümlülüklerine yönelik olarak belki yeni, daha esnek düzenlemeler gelebilir. Halihazırda elektronik defter uygulamasında mükelleflerimizin mali yükümlülüğü ya da elektronik imza kullanma yükümlülüğü var. Bizim sistemimizin içerisinde elektronik imza olmasın şeklinde bir düşüncemiz var. Kullanımı daha da basitleştirelim, ilave bir maliyet getirmeyelim. Güvenlik prosedürlerini ayarlayarak elektronik şifre vasıtasıyla bu sistem kullanılabilsin diye düşünüyoruz. Mevcutta gerek sizlerin gerek mükelleflerimizin sahip oldukları internet rayı idaresi kullanıcı kodu ve parolalarıyla daha bizim sistemimize giriş yapılabilecek. Mobil uygulamalarla az önce ifade etmeye çalıştığım gibi sistemin kullanımını hızlandırmak istiyoruz. İşte e-fatura, e-arşiv ve serbest destek makbuzu gibi elektronik ortamda düzenlenen belgelerle sistemin entegrasyonunun olmasını planlıyoruz. Elektronik ortamda gelen mükellefimizin adına düzenlenen faturaları burada göstermek şeklinde de bu olabilir. Eğer serbest meslek makbuzlarının elektronik ortamda düzenlenmesine ilişkin örneğin belki su kanunu diye bir düzenlenirse belki bizim portalımız içerisinden de aynı zamanda bu makbuzların elektronik ortamda düzenlenmesini mümkün hale getirebiliriz diye düşünüyoruz. Bizim veri tabanımızda kendilerimize ilişkin olarak üçüncü taraf kurum ve kuruluşlardan edindiğimiz bilgileri mükelleflerle paylaşmak istiyoruz. İşte adlarına yapılan kira ödemeleri, yaptıkları sigortalar, taşınmaz alış satışları gibi bilgileri mükelleflerimize göstereceğiz. Bu program yaşayan bir program. Dolayısıyla nasip olur da inşallah biz 1 Ocak'ta bu programı açarsak bu program